Aklın başında değil mi senin? Müşterinin siparişini nasıl unutursun? Pardon şef ya. Çok kalabalıktı ya. Ondan oldu herhalde. Özrün kabahatinden büyük. İşsiz kalmak istemiyorsan gözünü dört aç. Merhaba. Ne haber kuzen? İyi fena değil. Sen nereden çıktın ya? Hayırdır? O ne demek canım? Kuzenimizi görmeye geldik herhalde. Hoş geldin. Otur istersen, sana bir kahve ısmarlayayım ha? Ya yok canım, benim acelem var. Berk, ha. Şadoğlu fısıltısından flaş haberler var. Ha. Gümüş'le Mehmet... Barıştılar. Hadi ya, çok sevindim ben. Süper bir haber Pınar. Vallahi böyle düşünmen çok iyi. Çünkü annemle Bahar kıza daha şimdiden daral getiriyorlar. Ev resmen cehenneme döndü. Baharsa normal tabii canım. Berk, bir sorun yok değil mi? Yok canım, her şey süper. Anlat bakalım, sen benden ne istiyorsun? Akşam yemek düzenliyorum. Hep birlikte olup eğlenirsek Gümüş de kendini yabancı gibi hissetmez. Geliyorsun değil mi? Ya bilmem ki. Ah, aptal kafam ya. Sen çalışıyorsun değil mi? Kaçamaz mısın oğlum? Yok canım, istediğim saatte çıkarım. O sorun değil de. Akşam birkaç arkadaşa söz verdim Pınar. Onları nasıl ekeceğimi düşünüyorum. Berk, ya başka geceye salla. Bu gece çok önemli. Tamam mı? Tamam, tamam. Ya sen yine de abinlere kesin geleceğimi söyleme de ayıp olmasın, tamam mı? Bak, bekliyorum. Tamam. Kolay Hadi, gelsin. Görüşürüz. Bay. Seher'cim, iftarı bekleyelim, servise öyle başlayalım, tamam mı? Annemle dedeme uyalım biz de. Tamam Pınar Hanım. Tamam. Ya ne gerek vardı bu kadar şeye ya? Aa, en iyi arkadaşım evine döndü. Daha bile fazlasını yapmam Canım gerek. Canım benim. Acıktın mı kız? Sen? Of. Hadi gidip bir şeyler haşıralım. Hadi. Mutfakta süper börekler Hadi var. Hadi ya. Ya Onur gelmedi mi daha? Hayır. Çok despot bir patronu var da. Hadi gel. Mehmet Bey, Kader Hanım geldi. Tamam, ben karşılarım. Sen dedeme haber ver. Tamam efendim. Kader, ne haber? Merhaba Mehmet. Tebrikler bu arada, duyunca inanamadım. Sağ ol Kader'cim. Hadi oturalım. Gümüş'ü görseydin bir. Yarısını merak ediyorum da. Gümüş çok iyi, merak etme. Pınar'la mutfaktalar, gelir şimdi. Hadi gel. Ne oldu Mehmet? Bir terslik mi var? Yok yok. Her şey yolunda. Dedemi bekliyoruz da. Bir şey konuşacağım seninle. Bir şey içer misin? Ne var? Bana kötü bir şey söyleyecek gibisiniz. Gümüş bana o evde yaşamaya devam etmek istediğini söyleyince... çok üzüldüm Kader. Ya sen bu evde büyüdün. Dedemin de benim de gönlümüzden geçen tek şey senin bu evden gelin olarak çıkma. Artık durum değişti ama Mehmet. Babam burada çalışırken burası benim evimdi. Ama şimdi... Sen nasıl böyle düşünürsün Kader? Benim kardeşimsin. Osman amcanın emanetisin. Bak, benim evimin kapıları sana ölene kadar açık. En kısa zamanda buraya taşınıyorsun. Anlaştık? Gelmiş mi benim doktorumuz?